kanka, yani doyacağımı düşünüyorum. Doyarım herhalde ya. Kankacığım, daha da doymazsan yani utanmazsan da beni ye ya. Aa, burada bütün parayı harcadım, sen doy diye. Kanka şaka yapıyorum, ben doyarım da, ama bizim Necati olsaydı burada doymazdı kanka, her şeyi yerdi. Doğru söylüyorsun kanka, gerçekten de çok fazla şey yiyor. Ay ay, zengin olmak da ne güzel bir şey ya, şiyeye bak. Ay iyi ki de zenginim ya, maşallah maşallah bize. Sen çok zengin değilsin değil mi kanka? Yok kanka, ben hiç zengin değilim ama işte zengin bir arkadaşım var, sensin. İyi ki zenginsin kanka, keşke biz de zengin olsaydın. Ay ay, işte ben öyle bir zenginim ki. Vay aklın hayalin. Durun kanka, benim zenginliğime hiçbir şekilde hayalin erişemez. Anladın mı? Öyle bir zenginim ben. Anladım kanka, anladım. Biliyorum zaten, sizi Brokeham'daki herkes biliyor ya. Sen benim evimi hiç görmedin değil mi kanka? Gidelim mi bizim eve? Olur, gidelim. İyi hadi gel. Sana bizim evi göstereyim de birazcık gözün gönlün açılsın da, ama nazar etme, tamam mı? Tamam kanka, etmem. Gel canım benim, gel. Vespa'ma bin. Hiç hayatında da bundan görmemişsindir zaten. Evet, ilk defa biniyorum çilek. Hem de pembe. Aynen, çok güzel değil mi ya? Ay, bayılıyorum ya. Gerçekten çok güzel. Bas gaza çilek, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Ah, bak işte hemencik de geldik burası. Dur bir dakika, şu yapak yapayım. Tamam dur. Gel canım benim, gel. Aa ne güzel. Girişinde havuz bile var. Tabii canım. Nazar etmen olur, çalış senin de olur kanka. Yani çalışsan da olmaz bence. Ama neyse. Babam çok zengin olduğu için işte. Buraya da böyle diken gibi bir şey yaptırdı. Acaba niye böyle bir şey yaptırdı, merak ediyorum. Ay yanlışlıkla balkondan aşağı düşsek. Düşünemiyorum yani. Daha kötü şeyler başımıza gelecek. Evet kanka, evet. Dikkat edelim o yüzden. Ay aa. Kas kas, ayağım kaydı. Düşüyordum çilek. Kanka ne yapıyorsun ya? Aa, suyumuza zarar vereceksin. Yok kanka, ben daha bugün duş aldım. Bir şey olmazdı. Tabii yarabbi. Terlemişsindir ya gene de. Neyse gel hadi içeri gir. Bak burası bizim evimiz. Ay ne güzel. Şurada da havuz var. Kanka benim gözlerime mi bir şey oldu, yoksa bu evde ışık mı yok? Kanka ışığı söndürmüşsün. Kankacığım nasıl söndürmüşüm? Yanmıyor bu ışık. Kanka yoksa cimri misiniz siz? Kanka saçmalama, hiç cimriliğimizi gördün mü? Şeye bak, şehre bak. Bu evin halini görüyor musun? Böyle bir cimrilik mi olur? Her yerde burada dekorasyon şeyleri var yani. Bunların hepsi kaç para biliyor musun? Kanka yani bence çok paradır. Ya çok para tabii kankacığım. Çünkü neden? Söyleyeyim ama sana, çünkü de burası altından, altın kaplama aslında bu ev. Kanka eşyaları değiştirecek olursanız bu koltuk takımlarını bize verir misiniz? Bizimki biraz fazla eskidi de. Kanka bakarız yani, şimdi yeni aldık. Ama şimdi bu koltuklar da altın olduğu için belki kuyumcuda satarız onları. Evet olabilir. Neyse ben bir şu yardımcımızı arayayım ya. Bir dakika. Tut 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 tut. Alo. Asiye teyze. Ne oldu ya bizim bu ışıkları, ne oldu, niye açmıyorsunuz? Ben açamadım, bozuldu mu? Ne yaptınız ya ışıkları? Tövbe estağfurullah. Babam duyarsa ben sizi gebertecek. Fatura mı ödenmemişti? Saçmalamayın lütfen. Bizim faturalarımız her zaman ödenir. Ay neyse ya, seninle uğraşamayacağım. Şimdi hadi kapatıyorum çıplak. Ay kanka ya, hep bize diyor ki faturalarınız ödenmemişti falan, saçma sapan şeyler söylüyor. Ödenmiştir kanka, senin annen baban hiç bırakmaz bence. Kızım siz bir kere çok zenginsiniz zaten. Aynen, bayağı bir zenginiz ya. Ding dong. Aha kapı çaldı. Kesin tamirciler geldi ya. Bak işte ben anlamıştım bozulduğunu. Çıplak. Buyurun efendim. Ay pardon, kapıya sıkıştım. Şurada konuşalım, buyurun. Ben postacı. Aa, ne yapayım? Size evrak getirdim de. Şurayı imzalamanız gerekiyor. Bir saniye ben çıkarayım. Bir saniye. Ya of ya, bunlarla ben niye uğraşıyorum ya? Bizim yardımcılarımıza verseydin ya. Şey, şunu imzalamanız gerekiyor. Bakayım bir. Lan ne yazıyor, ben böyle şeyleri imzalamam öyle her şeyi. Şey, icra kağıdı da. İcra mı? İcra da nedir? Ne demek oluyor? Güzel bir şey mi? Para mı kazandık? Yok. Aileniz iflas etmiş gibi görünüyor. İcra kağıdında gülen sizi gördüm. Neyse. Canım benim, şaka yapıyorsun işte. Ya yürü git ya, Allah'ım ya. Bir böyle şaka mı oldu ya? Neyse kanka gel, girelim biz içeriye, gel. Bak gitmeyin. Bunu imzalamanız gerekiyor. Allah Allah. Sen ciddi misin?
misin ya? Gayet ciddiyim. Ben postacıyım. Devletin posta memuruyum yani. Çilek kanka, bence kağıdı bir okuyalım. Kankacığım, neyini okuyacağım bu kağıdınca? Allah, ben böyle bir şey okumak istemiyorum. Ben zaten çok da okuma yazmam yok, bilmiyor musun? Bunu imzalamanız gerekiyor, yoksa polisi çağırmak zorundayım. Allah Allah, böyle bir şey olamaz ya. Yeter, imzalayayım. İmzaladım. Al, çıkın çıkın. Tamam, yürü git artık. Kağıt da almanız gerekiyor. Çilek, alalım da gitsin ya. Aldım ben. Hah, okuyayım şimdi öyle ne diyormuş. İmza kağıdı. Evinizdeki her şey alınacaktı. Dımbızlak mal gibi dışarıda kalacaksınız. Lan! Evinizde dahil. Yani eviniz yok olacak biraz sonra. Anlıyorum zaten onu. Anlıyorum. Kanka, ben de imzaladım ben. Ben gerçekten mal mıyım? Çilek ya, inanamıyorum. Gel, bence anneni babanı arayıp öğrenelim. Aa, doğru söylüyorsun. Dur bir arayayım 2 dakika babamı. Canım zengin babam. Kalp. Dur. Alo kızım. Aa, canım babam, zengin babam. Zengin değil, zenginimiz. Para kokulu babam, ne yapıyorsun? Ay kızım, hastanedeyim kızım. Kalp krizi geçirdim. Para bana kalmadı kızım. Aman. Battık kızım. Battık, kapattık. Kanka, batmışız biz. Batmak nasıl bir şey oluyor, sen bilirsin. Kanka, baba sana şaka yapmış, inandın mı ya? Kanka, ne şakası ya, manyak mısın? Burada gelmiş, icra kağıdını sokmuşlar ağzıma ya. Burada babam ne diyor, sen ne diyorsun bana? Sinirliğim bozuldu. Birazdan evimizi gelip alacaklar zaten. Ben dışarıda kaldım. Kızım, senin baban var ya, Brookhaven'ın en zengin adamı. Nasıl fakirleşsin? Saçmalama. Kanka, babam biraz önce kalp krizi geçiriyordu. Biliyor musun? Yemin et. Artık bence babam da yok. Çok kötü durumdayım. Eğer var ya, bu gerçekse senin bir işe girip çalışman lazım. Çalışacağım mı? Nerede çalışacağım ki ben ya? Aa kanka, geçen gün McDonald's'a gittiğimde eleman aranıyor yazısını görmüştüm orada. Aa, gerçekten mi? Aa, o zaman ben gideyim de McDonald's'a işe gireyim ya. Hem her zaman gittiğim yer zaten. Ben genelde yemeğe gidiyordum. Şimdi çalışıyorum, ne olacak ya? İşte orada patates yapacağım. Bir tane de ağzıma atayım, olur mu? Karnım da doya. Bence çok iyi fikir kanka. Hem ben de gelirim, bütün gün yerim. Aynen kanka, hadi o zaman gel gideyim McDonald's'a çalışmaya. Hadi gidelim. Oha kanka, bu yeme açılmış. Evet kanka, çoktandır burada. Bilmiyor muydun? Hayır kanka, bilmiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şey söyleyeceğim ben. Burada eleman arıyor musunuz da çalışmaya geldim de ben de. He, müşteri değilsiniz yani. Yok, tabii. Değilim. Şöyle, temiz işlerimiz var, tuvaletler temizlenecek. İkiniz de mi çalışacaksınız? Hayır, sadece ben. Peki bu yanındaki kim? O benim arkadaşım. Doğru söyle, ben arkadaşıyım. Lütfen o zaman dışarı çıkın, bizi rahatsız etmeyin. Ama böyle şey ya, benim yakın arkadaşım. Her zaman canım sırdaşımdır, öyle bir şey demeyin lütfen. Başka ya. Öyle düşünmemiştim. O zaman şöyle, tuvaletler temizlenecek, mutfaktaki yerler temizlenecek. Sabah 9, akşam 12. Ne? Bu ne ya? Evet. Makine mi alıyorsunuz bir şey? İnsanız be biz. Ne tuvaleti, tuvalet temizleyemem ben. Ellerim pisledi, manikürümü yeni yaptırdım. O zaman çalışma. İşe ihtiyacın varsa böyle. Kanka, ben bu hale düşecek kız mıydım? Çilek miydim ben? Ben ne oldum? Çilek mi oldu artık? Kanka, bir sakin ol ya. Yok, ağlamayacağım. İşe başlayacağım ben. Kabul ediyorum. Tamam, hadi hemen başlayın. Müşteriler bazen bekliyor. Hadi çabuk. Uf ya, tamam. Kanka gelsin bana. Tuvaletlerden. Gideyim de paspası bulayım bari. Kanka, ben de sana yardım edeceğim. Hiç yanından ayrılmayacağım. Sağ ol ya, canım kankam benim. Ya şöyle bir şey ola, temizleyeyim. Gel içeriği de temizleyelim. Herkes yemiş. Ağzından pislikleri akıtmış geldi ya. Bakın, insan gibi yemek yemeyeceksiniz, defolun gidin. Duydunuz mu beni, defolun. Hey, ne oluyor orada? Patron bey ya. Şey diyorum ben, düzgün yemek yiyin. Ha, çok güzel tadı var diyorum. Kime diyorsunuz, müşterilere mi? Bize posta kayıyor, terbiyesiz. İşe başlamadan kovacağım, bak haberin olsun. Çabuk içeri gir. Tamam. Merak etmeyin, ben şu yalayı bir şöyle temizleyeyim. Kanka.
Burak Bey, vay be. Kanka bir tane de bana paspas bulsaydık keşke. Çilek, baksana şuraya, hamburgerin güzelliğine bak. Ay kanka, bir canım çekti ki bir tane atsam ya ağzıma. Kanka bakayım ben, şef geliyor mu? Gelmiyorsa hemen at. Tamam kanka, gidiyorum ben. Kanka gelmiyor, gelmiyor. Oo, çabuk. Bayağı iyi tadı kanka, bayıldım ya. Oha lan, bunlar yeni mi gelmiş böyle? Hiç bu kadar sıcakken yememiştim. Çok iyiymiş, var ya, taptaze. Afiyet olsun kanka. Hadi şimdi devam edelim. Hadi şu odayı bir güzel temizleyeyim. Ayarda tuvalet var. Bir bende var, bulaşık var. Ben bittim ya. Ne konuşuyorsunuz? Ne konu? İş yapın, iş yapın ya. İş yapın ya. Allah Allah. Siliyorum ya bir yandan, ağzımdan mı sileyim? Elimden siliyorum, ağzımdan da konuşuyorum ya. Ağzın kadar elin çalışsa iş biterdin. Çabuk. Ana. Tövbe ya. Bu adam çok kızgın kanka. Dur şuradan bir fiyatlara bakayım. Oha lan. Lan ne kadar pahalılaşmış, var ya, normalde ben hiç alamazdım bunu. İyi ki bedavadan yedim şurada. Kanka iyi ki yedin, aynen öyle. Ay bacaklarım tutmuyor artık, akşamın köyü oldu ya. Artık bizim çıkma saatimiz gelmedi mi? Ay pardon, bakar mısınız müdür bey? Müdür. Tamam çilek, gel söyle. Ay benim çıkma saatim gelmedi mi daha ya? Akşamın köyü oldu burada ya, uykum geldi. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Depoda yeni gelen malzemeler var. Onları da gidin alın getirin. İşiniz bitti hadi. Bir de onu alacağım, getireceğim ya. Böyle bir şey olmaz ama bak. Olmaz böyle bir şey patron bey. Ya ilk günden bu isyan. Hadi. Bu var ya, çok gıcık gıcık bir adam. Hadi gel gidip kanka alalım da. Yok efendim, bir şey söylemedim. Kanka gel gidip alalım bunu, yardım et. Hadi sen tamam, git yardım kanka. Et. Çabuk gelin. Tamam ya. Kanka bunu yardım etti. Ay iyi ki de varsın kanka. Çünkü neden biliyor musun? Akşamın köyü oldu ya, ben korkardım ya burada. Çok üzülüyorum sana çilek. Çok yoruluyorsun ya, yazık sana. Kanka daha birinci günüm ya, dur bismillah. Bak kanka, şurada ben ışık gün... var. Şu ışığı alalım da. İçerideki şeyi alalım, tamam mı? Aynen kanka, lazım olur. Çilek gel, malzemeler burada. Kanka ışık bende, nereye gidiyorsun? Hiçbir şey göremezsin ki ya. Tövbe tövbe, bakayım bir şuradan. Ay ay, bu tarafta bir şey yok. Biraz. Burada bir tane canavar var. Aa burada. Bu da içecek. Kanka. Kanka canavar mı dedin sen? Kanka bu ne? Aa ben bunu biliyorum. Kanka. Bu Gravel Shake. Kanka kaç buradan, bizi asla affetmez. Kanka kaç, çabuk kaç. Müdür Bey. Müdür Bey, burada bir canavar var. Müdür Bey. Müdür Bey. Müdür Bey, neredesiniz? Müdür. Ne oldu? İçten kaytarmak için canavar manavar. Ya kovacağım seni, vallahi kovacağım ya. Lan vallahi billahi lan ya. Bak şimdi gelirse görürsünüz ya. Allah Allah, adama bak, inanmıyor bize kanka. Ya işten kaytarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Kovacağım ben sizi. Allah Allah, yalan söylemiyoruz ki. Ya nerede, gidip bakacağım nerede. Patron bey gitmeyin. Bakın. Kamulda. Ne? Aa deli manyak, kaçın. Kaçın. Lan gerçekmiş. Benim canım sadece milkshake istemişti. Ay kıyamam ya kanka, yazık oldu buna da. Canı sadece milkshake istemiş, aslında kötü bir niyeti yokmuş. Kanka baştan söyleseydi verirdik milkshake, hepimizin ödünü kopardı ya. Aynen ya, aslında baksana tipi de çok tatlı duyuyor. En iyisi gel beraber üçümüz birlikte milkshake içelim. Çok iyi fikir, hadi gidelim. Hadi gel gel, gramos shake, beraber gidelim. Oley oley.